Merhaba değerli izleyiciler, iyi günler. Metronews YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İzmir'den hepinize selam. Fevzi Paşa Bulvarı Basmane mevkiindeyim. Canlı yayınlarda İzmir'le ilgili, ulaşımla ilgili sohbet ederken bazı takipçilerimizin bazı önerileri olmuştu. Ona istinaden bu yayını açtım. Yayın konumuz Konak, Basmane, Otogar arasında bir rally sistem olabilir mi? Olsa nasıl olur diye bir fikir, düşünce vardı. Onunla ilgili yapıyorum. Bu konunun çıkış kaynağı da İzmir'de şehirler arası otogarda herhangi bir rally sistem yok biliyorsunuz. Ülkemizde genelde şehirlerde otogarlarda rally sistem oluyor. İstanbul'da Esenler Otogarı'nda metro var. Ankara Aşli Otogarı'nda da Ankara'y ve metro var. Bildiğim kadarıyla Eskişehir tramvayı da otogara gidiyor. Konya tramvayı otogara gidiyor. Kayseri tramvayı da otogara gidiyor. Dolayısıyla otogar ve havalimanlarına özellikle rally sistemin, tramvay ya da metronun gitmesi gerekiyor. Aynı şekilde havaalanlarının da. İzmir Havalimanı'nda İzban var. Dolayısıyla her yere ulaşılabiliyor ama otogarda metro yok. Aslında bir proje var. Halkapınar Otogar Metrosu diye. Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmişti 10 sene önce falan ama Ulaştırma Bakanlığı oraya hiçbir şekilde bütçe ayırmıyor. 2024 yatırım programında 3000 TL gibi sembolik bir ödenek ayırmıştı. Büyükşehir Belediyesi orayı yapmasının yetkisi yok. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması lazım. Büyükşehir Belediyesi de Otogar Kemalpaşa arasıyla ilgili bir proje yapıyor. Otogardan başlıyor, Kemalpaşa'ya doğru gidiyor, Işıkkent Pınarbaşı şeklinde. O zaman da Büyükşehir Belediyesi metro yapmış olsa insanlar otogara gelecek, otogardan şehir içine ulaşamayacak. Dolayısıyla otogar Halkapınar metrosunun yapılması gerekiyor ama Ulaştırma Bakanlığı da Büyükşehir'e yazdığı bir yazıda orayı metro değil İzban şeklinde yapacağını belirtmiş. Halkapınar otogar İzban hattı olacakmış orası. İzmir Belte'de resmi web sitesinde projeler bölümünde var. İzban Halkapınar'dan Hilal'e bağlanacak ve bu aslında Basmane ile Turgutlu arasında hızlı tren hattının bir parçası olacakmış. Bildiğiniz gibi Ankara-İzmir hızlı tren inşaatı da bir taraftan devam ediyor ama uzun vadeli bir iş. İlk etapta Menemen'e gelecek Manisa üzerinden. Kredilendirmesi de yapılmıştı. Önce Ankara-Polatlı-Afyon arası bitecek, sonra Uşak-Manisa şeklinde gelecek. Dolayısıyla Halkapınar otogar arasını İzban şeklinde yapmanın biraz zamanı var gibi gözüküyor. En az bir 5-10 sene adım atılmaz gibi duruyor. Tabii Türkiye'de her şey değişebilir, siyaset değişebilir. Bu kadar zaman kaybetmişken otogar bu şekilde mi bekleyecek? Tabii otogarla ilgili bir mahkeme süreci de var. 25 yıl işletmek şeklinde alınmış zamanda özel bir şirket. 25 yıl dolmuş bu sene. Tekrar Büyükşehir Belediyesi geri istiyor. Aynı süreç Esenler İstanbul Otogarı'nda yaşanmıştı. Belediye geri aldı. İzmir'de mahkeme kararıyla şirket durdurdu. Şu an şirket geri vermiyor. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eli kolu bağlanmış durumda o anlamda da. Ama rally sistem konusunda hükümeti beklemektense acaba farklı bir opsiyonla otogara farklı bir rally sistem hattı gelebilir mi? Bununla ilgili düşünceler. Ben anlatmaya çalışacağım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilir miyiz? Bu anlamda Fevzi Paşa Bulvarı'ndayım dedim. Burası Esot otobüsleri için çok önemli bir güzergah. Zaten bakın 302 Otogar Konak otobüsünde görüyorsunuz. Arkada Çoban Çeşme Gümrük 46 numara var. 44 numaralı Mersin Pınar Gümrük. Hep böyle gümrükten geliyor. Arada Çankaya Metro'nun arka tarafında kalan bir yer. İleride Çankaya Metro istasyonu var. Arkamda da Basmane Metro istasyonu var. Dolayısıyla burası aslında metro güzergahı. Bu caddenin altında metro var. Metro Konak iskeleden geliyor. Bildiğiniz gibi Fahrettin Altay EVK3 metrosu var İzmir'de. M1 metrosu. 7 Şubat'ta da Narlıdere'ye uzatılacak ve Narlıdere-Bornova EVK3 metro hattı olmuş olacak. Burası aynı zamanda metro ama metronun kapsadığı alanlar otogar yok. Dolayısıyla acaba burada farklı bir rally sistem hattı olabilir mi? Şimdi caddeye baktığımız zaman 5 şeritli geniş bir bulvar burası.
Tek yön, bir de gidiş geliş değil. Sağlı sollu arabalar park ediyor. Şimdi buradan iki şeridi tramvaya alınabilir mi? Metro önermiyorum. Cadde tramvayı olarak düşünmek lazım diye düşünüyorum. Burayı tramvaya alıp Konak'dan başlayan bir tramvay hattı yapılabilir mi otogara kadar? Güzergahı da analiz edeceğim. Tabii Konak İskele'den zaten tramvay geliyor. Fevzi Paşa Bulvarı'na değil, Gazi Bulvarı'na geliyor tramvay. Fevzi Paşa Bulvarı'nda tramvay yok. Belki önermek istediğim tramvayı Pasaport tarafından, İskele tarafından da gelebilir. Cumhuriyet Bulvarı tarafından da gelebilir. Bu caddeye geldiği zaman Çankaya Basmane şeklinde düşünülebilir. Basmane'den sonra da bildiğiniz gibi hemen Basmane'nin sağında karakolun oradan, caminin oradan kemere doğru giden, tepeciye doğru giden bir yol var. Gaziler Caddesi oluyor artık orası. Tramvay yine o şekilde devam edecek yani. Bu Basmane Garı'nın önünde de trafiğin yer altına alınması ile ilgili bazı düşünceler vardı ama herhangi bir adım atılmadı. Ama aslında burada trafik akıyor bir şekilde. Yani öyle çok olağanüstü bir trafik sorunu olmuyor. Belki yer altına alınırsa üstten tramvay, alttan trafik mi geçse. Kemer'de de zaten yine İzban aktarması var. Oradan devam edecek, çevre yolun altından o trafik yönetim merkezi var galiba o bölgeden. Kemer'in altından Tepecik Hastane'ye gidecek. Hastane de çok yoğun. Hastaneden sonra ilerleyip Gıda Çarşısı'nın Gaziler Caddesi tarafına gidecek. Oradan zaten ilerlediği zaman o cadde MTK'ya giriyor. Orada mezarlık var. Kokluca Mezarlığı. Oradan otogara gidiyor. Dolayısıyla otogar konak tramvay projesi bu aks üzerinde olsa nasıl olur? Ben bunu irdelemek istedim. Tabii otogardan sonra da tabii Işıkkent, Pınarbaşı, Sanayi, Ayakkabıcılar Sitesi, o fabrikaların büyük BMC'nin, Tuborg'un, Pınar Süt'ün vesaire büyük fabrikaların olduğu yere doğru gidebildiği yere kadar gitmesinde fayda var. Yaklaşık bir 8-10 kilometrelik bir hat olur muhtemelen. Dolayısıyla raylı sistemlerde de tramvay yapmak 10-15 milyon dolarlık kilometre maliyeti. Çiğli tramvayı galiba 183 milyon dolara mal olmuştu. 11 kilometreydi. O köprü çok maliyet yapmıştı. Burada herhangi bir köprüye de ihtiyaç yok. Caddeden direkt geçilecek. Caddenin altında tabii elektrik hattı olabilir, su hattı olabilir, doğalgaz olabilir, telekom altyapısı olabilir. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi lazım. Aşağıda metro da var. Dikkatli bir çalışma olması gerekiyor. İyi analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 150-200 milyon dolara buraya güzel bir tramvay hattı yapılabilir. 500-600 milyon TL'ye yapılabilir. Ulaşım master planında Halkapınar Otogar var ama onun yapılma olasılığı şu an gözükmediği için böyle bir öneri yaptım. Cumhuriyet Meydanı'na da gidebilir. Konak İskele'ye de gidebilir. Tramvayla eşgüdümlü olabilir. Böylece iyi bir çözüm sağlanmış olabilir. Benim anlatacaklarım özetle bu şekilde. Like atalım, bildirimleri açalım, abone olalım, sohbet edelim. Öneriyi nasıl buldunuz? Eğer beğendiyseniz yazınız. İyi günler diliyorum, hoşça kalın.